Haliliye Belediyesi haşerelerle mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimi, vektörlerle mücadelenin en önemli safhası olan larva döneminde yoğun ilaçlama mesaisini sürdürdü. Ekipler larva mücadelesinin devamında ise haşere ve larva sit mücadelesini 32 merkez ve 137 kırsal mahallede yoğun şekilde devam ediyor. Haşerelerin üremesi fazla olan bölgelerde kanalizasyonlar, rögarlar, durgun su alanları ve geçici su birikintileri gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor. Yaz döneminde haşere ve uçkunların yol açacağı hastalıkların önüne geçilmesi ve vatandaşların rahat yaşam koşulları içerisinde zaman geçirebilmelerini hedefleyen Haliliye Belediyesi, mevsimsel olarak da yaşam sürdüren böcekler için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların devam ettiği Sancaktar Mahallesi Muhtarı İbrahim Acar, Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarıyla mahallelerinde haşere konusunda herhangi bir sorunlarının bulunmadığını söyledi. Organize yapan arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Burada bir sıkıntı yok. Zaten istediğimiz anda onlar program yapmışlar. Bir de istediğimiz zaman, sıkıntı olduğu zaman aniden telefon açtığımız zaman arkadaşlar hemen gelirler. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Haliliye Belediye Meclisi'nin 2016 Nisan ayı 4. birleşiminde çölyak hastalarına yönelik bir işletme kurularak glütensiz ekmek üretilmesi meclis gündemine oy birliğiyle alındı. Başkan Fevzi Demirkol talep edilmesi durumunda sadece Haliliye'nin değil, ülkedeki tüm hastaların ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklarını da belirtti. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Haliliye Belediye Meclisi'ne Başkan Fevzi Demirkol başkanlık yaptı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından başkanlık teklifi görüşüldü. Çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz ekmeği ve ürünlerinin üretimini kar amaçlı gütmeden yapmak üzere işletme kurulması teklifi gündeme getirildi. Sayın İnan'ın ifade ettiğine göre 1561 tane bölgemizde çölyak hastası var. Bunlara çeşitli kuruluşlarca un dağıtılmaktadır. Ama bu un ekmek olmadıktan sonra o dağlarımızın ihtiyacını temin etmektedir. Sahada karşılaştığımız bu arkadaşlarımızın bize hasta yapmanın ifade ettiği hususları inceleyip araştırdık ve sonucunda bizim bunu bir çölyak hastaları için özel ekmek üretmemizin mevzuata uygun olduğu için bir kanaat hasıl olduktan sonra kendilerinden bu hususta bir talep istedik. 4-4-2016 tarihli talep bizim isteğimiz üzerine, bizim talebimiz üzerine yazılmış bir dilekçedir. Belediye içi işletme kurarak bu çölyak hastalarına ekmek üretmek istiyoruz. Onların da bizler gibi ekmek yemesini temin etmek istiyoruz. Öncelikle Haliliye Belediyesi'nin bu konudaki hassasiyetinden dolayı hem başkanlık makamına hem de belediye meclisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece Haliliye ilçesinde değil, sadece Şanlıurfa ilçesinde değil, talep edilmesi halinde ülke genelindeki vatandaşlarımızın bu hastalarımızın ihtiyacının temin edilmesi hususunda ilave edilerek başkanlık teklifinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Haliliye Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 4. toplantısında çölyak hastalarına yönelik bir işletme kurularak ekmek üretilmesi meclis gündemine geldi. Oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Fevzi Demirkol bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi. Meclis toplantısında çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz ekmeği ve ürünlerinin üretimini yapmak üzere işletme kurulması teklifi gündeme getirildi.
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kentte çölyak hastalarına glutensiz unlu ekmek üreten bir işletmenin bulunmadığını, bu nedenle ihtiyacın giderilmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Arkadaşlar, bu çölyak hastası vatandaşlarımızın ekmek yerine de onların ayrı glutensiz unlu şeklinde bir tüketilen un var. Ama bu ekmeği yapan hiçbir kuruluş yok. Bu konuda belediye için işletmiş olarak bu çölyak hastalarına ekmek üretmek istiyoruz. Onların da bizlerin gibi ekmek yemesini temin etmek istiyoruz. Konuşmanın ardından teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle gündeme alınarak kabul edildi. Haliliye Belediyesi kararın ardından işletmenin kurulması adına gerekli araştırmayı başlattı.